Ağız mantarı nedir? Belirtileri nelerdir? Maske sebebiyle oluşan ağız mantarı nasıl önlenir? Koronavirüs salgını sonucunda hayatımıza giren maskeler zorunlu olarak kullanılmaya devam ediyor. Ancak ağız bölgesinin uzun süre havasız ve nemli kalma sonucunda ortaya çıkan ağız mantarları yeni sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Ağızda oluşan enfeksiyonlar sonucunda meydana gelen mantarlar insanların yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar maske kullanımının ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini ve bunun önüne geçmek için kaliteli, doğru maske tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ağız mantarı ağızda bulunan bakteri dengesinin bozulması sebebiyle oluşabilir. Başlangıçta dengenin bozulmasıyla ufak ülserler oluşur. Bu durum ağız mantarının temelini oluşturur ve ağzın her tarafında hatta diş etinde bile görülebilir. En önemli sebebi vücut direncinin düşmesi ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Yine bazı ilaçlar ağızda yaşayan bakteri dengesini bozduğu için bu yaralara neden olabilirler. Uzun süreler kullanılan maskelerin nemli kalma sonucunda ağızda mantar oluşumu gözlemlenebilir. Belirtileri: dilde, yanak içinde ve damakta kremsi beyaz lezyonlar, süzme peynir görünümlü hafif kabarmış lezyonlar, yeme ve yutma güçlüğüne neden olan kızarıklık, yanma veya ağrı, lezyonlarda diş fırçalarken veya dokunulduğunda hafif kanama, ağız kenarlarında çatlama ve kızarıklık, ağızda pamuklu bir his, tat kaybı, kızarma, tahriş ve protez altında ağrı. Nasıl geçer? Maskenizi sıklıkla değiştirin. Ağzınızda saatlerce kalan maske nemli bir ortam sağlayarak mantarların oluşmasına neden olacaktır. Ağız hijyenine dikkat edin. Dişlerinizi günde en az 2 kez fırçalayın ve günde en az 1 kere diş ipi kullanın. Düzenli olarak diş doktorunuza muayene olun. Özellikle şeker hastalığınız varsa veya takma dişleriniz varsa. Sağlıklıysanız ve diş hekimine ihtiyacınız yoksa bile dişlerinizin her 6 ayda bir diş hekimi tarafından temizlenmesi gerekiyor. Kronik sağlık sorunlarınızın tedavi sürecini iyi takip edin. HIV veya diyabet gibi bir sağlık sorunu bedeninizdeki bakteri dengesini bozabilir ve pullanmaya neden olabilir. Devam eden bir sağlık sorunu için kullandığınız ilaçlarınızı talimatları doğrultusunda düzenli olarak alın. Ağız gargaralarını ve spreyleri aşırı kullanmayın. Dişlerinizi ve diş etlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için günde bir veya iki kez antibakteriyel gargarayla yıkayın. Bunlardan daha fazlasını kullanmak ağzınızdaki normal bakteri dengesini bozabilir. Solunum cihazı kullanıyorsanız kullandıktan sonra temizleyin. Astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi bir durumunuz varsa mikropları öldürmek için her kullanımdan sonra solunum cihazınızı temizleyin. Şeker veya maya içeren gıdaları azaltın. Ekmek, bira ve şarap fazladan mantar büyümesine neden olacaktır.